Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz 13 inçlik MacBook Pro'nun kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Aranızda mutlaka söyleyenler olacaktır. Teknolojiye atarlanan adam nerede, niye onu açtırmıyorsunuz vesaire diye. En son açtığı PlayStation 4'ün joystick'ini kenara fırlattıktan sonra analog düğmesi düzgün çalışmıyor. O yüzden MacBook Pro'yu bugün ben açacağım her ihtimale karşı. Adam adaptörü falan fırlatıyor, ondan sonra bozuyor. Açmadan önce MacBook Pro'dan biraz bahsedelim. 2013 yılında Retina ekranıyla birlikte Apple'ın piyasaya sürdüğü ürün herhalde taşınabilir bilgisayarların en çok tercih edilen, en çok rağbet gören, özellikle tasarımcılar, grafikerler vesaireler için en çok tercih edilen bilgisayarlardan birisi diyebilirim. Daha önce sizinle birlikte iMac açılışı yapmıştık. Bugün de MacBook Pro, yani dizüstü versiyonun açılışını yapacağız. Benim bir falçatam vardı. Hah, geliyor. Rastgele üzerindeki muşambayı açabilirsiniz arkadaşlar. Kutunun çizilmesinden falan dert etmeyin. Geri gönderiyoruz. Şu paketlemelerine bayılıyorum ben bunları. At kenara. Şöyle bir kapağı var. Çok şık bir kutu tasarımı. Apple'ın her zaman yaptığı gibi ama açabilirseniz tabii. Ve karşılaşıyoruz kendisiyle. Bunu da at kenara. Bu şekilde şık bir cihazla karşılaşıyoruz. Kutunun içinden çıkmasını beklediğiniz şeyler çıkıyor. Çok büyük bir sürpriz yapmıyorlar size. Bilgisayarın kendisi çıkıyor. Bırakıyorum. Güç kablosu adaptörüyle birlikte çıkıyor. Bunları da böyle koyuyorum. Ve bilin bakalım ne çıkıyor bu diğer zarf gibi şeyin içinden. Üzerinde merhaba yazısıyla sizi karşılayan bir kullanım kılavuzu. Apple stickerları, silmek için bir bez ve bir sürü şey. Güç kablosunu fırlatmayın. Teknolojiye atanan adam gibi saçmıyorum ortalığa. Bu da tatlı bir poşet içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Bilgisayarımız o poşeti de cırt cırtlarından kurtularak açabilirsiniz. İşte MacBook Pro 13 inç Retina ekranlı. Biraz özelliklerinden bahsedelim. 2.4 GHz hızında bir Intel işlemciye sahip. i5 Intel işlemciye sahip. Aynı zamanda PSIe bir flash depolama alanı var ki PSIe'nin özelliği de konfigüre edilebilir ve daha hızlı veri transferine sahip olan bir depolama alanı, hard disk olması. Bunun dışında bütün Apple ürünlerinde olduğu gibi son derece sade ve şık bir tasarımı var. Üzerinde çok şık bir Apple logosu var. Açtığınız zaman yanıyor, ışık ışıl ışıl oluyor. Gece karanlıkta kullanırsanız ayrı bir karizması var Apple ürünlerinde olduğu gibi. Bağlantılarından bahsedelim biraz. Bir USB bağlantımız var, USB 3.0. HDMI bağlantımız var ve kart okuyucumuz mevcut. Kenarında, onun dışından, diğer taraftan Apple ürünlerinin çoğunda olduğu gibi Thunderbolt girişimiz var. Thunderbolt ne diye soracak olursanız, USB'den daha hızlı veri aktarımı yapmanızı sağlayan bir bağlantı türü Thunderbolt, Apple'ın Intel'le birlikte geliştirdiği bir diğer teknoloji. Bu arada Apple bilgisayarların hemen hepsinde Intel'le birlikte çalışıyor. İşlemcisinden, Thunderbolt'undan, bağlantılarından hard diskine kadar ki PCIe'de daha önce bahsettiğimiz Intel'in geliştirdiği teknolojilerinden birisi. Onun dışında bir USB girişimiz de burada var arkadaşlar. Bir de kulaklık girişimiz mevcut 13 inçlik MacBook Pro'muzda Retina ekranlı. Bunun dışında MacBook'umuzun başka ne özelliği var? 8 GB bir RAM'i mevcut içinde, dahili olarak çeşitli opsiyonlarla sunduğunuz zaman bunu 4 ile başlayıp 16'ya kadar çıkartabiliyorsunuz. 13 inçlik modelimizde Retina ekranı var. MacBook'un en büyük yeniliklerinden birisi 2013 yılında. Bu Retina ekran bize ne sağlıyor? Daha net bir renk ayrımı sağlıyor, daha keskin görüntüler sağlıyor, siyah beyaz oranının daha netleştirilmiş hale gelmesini sağlıyor ki Retina ekranda bu anlamda grafikerlerin ve tasarımcıların tercih sebeplerinden birisi haline geliyor yeni MacBook'larda. Bunun dışında 256 GB bir hafızası var ama bunu da yine Apple sitesinden ürününüzü sipariş ederken artırabiliyorsunuz. Apple size bu opsiyonları sunuyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Standart paketlerin dışında, yani RAM'ini artıracağım, işlemcisini artıracağım, hafızasını artıracağım dediğiniz anda sizin ürününüzün teslim süresi 10 güne kadar çıkabiliyor. Çünkü genellikle yerel marketlerde, Türkiye'deki gibi yerel marketlerde
ürün standart paket halinde bulunuyor. Herhangi bir şekilde ekleme yaptığınız zaman ya da özelliklerini, bu standart paketin özelliklerini değiştirdiğiniz zaman Amerika'dan ürünü getirtmek zorunda kalıyorlar. Bu anlamda özel üretim oluyor, sizin için tasarlanmış bir ürün oluyor diyebiliriz. Kapağımızı kaldıralım, bakalım neler çıkacak altından. Ve tabii ki bir paketleme unsuru daha ile karşılaşıyoruz. Şöyle size doğru çevirirsem, ekranın kenarlarının ne kadar ince olduğunu zannedersem görebiliyorsunuz şu an. Son derece ince ve şık bir tasarımı var. Ekran son derece parlak aynı zamanda. Ekranın parlaklığı da sizin her ortamda rahat bir görüş almanızı sağlıyor ekrandan. 13,5 inç, genellikle ekranı 13,5 inç yapıp kenarına bir parmak çerçeve payı bırakıyorlar ama Apple bu üründe o çerçeve kalınlığını da bırakmış. Yani 13,5 inçlik bir laptopta 13,5 inçlik bir ekrana sahip oluyorsunuz diyebiliriz. Bu anlamda da son derece hem şık hem de kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. 13 inçlik Retina ekranlı MacBook Pro'nun. Şimdiye kadar kullanmamış olan arkadaşlar için, Apple ürünlerine, daha doğrusu Apple bilgisayarlara aşina olmayan arkadaşlar için söylememde fayda var. Apple'ın klavyelerinde bildiğiniz gibi farklılıklar var. Kontrol tuşunun command halini alması ya da Windows tuşunun olmaması gibi problemler var. Ama bunları da hallettiğiniz zaman, bu sorunla üzerinden geldiğiniz zaman çok rahat kullanabileceğiniz, çok ciddi anlamda verim alabileceğiniz bir bilgisayar yapmış Apple diyebilirim. Sizlerle birlikte 13 inçlik MacBook Pro'yu inceledik arkadaşlar bugün. İncelemedik daha doğrusu. Kutusundan neler çıktı, neler çıkmadı diye baktık. Beklemediğimiz hiçbir şey çıkmadı. Güç kablosu, adaptörü, bilgisayarın kendisi, ortalığa saçtığımız kullanım kılavuzları, garanti belgesi vesaire çıktı. Biz biraz sonra bunu denemeye başlayacağız, çalıştıracağız. Ve siz de muhtemelen videonun altına yorumlu olarak neden çalıştırmadın, neden açmadınız diye yazacaksınız. Biz Mac'imizin keyfini sürerken siz de diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Ben Barış Kahraman, Web Tekno'dan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.